muhalefette bu tartışma var. İktidarda ise garip garip sesler çıkıyor gün gün. Mesela Metin Külünk ismi. AKP'li Metin Külünk. Bir süredir Diyanet mesela Diyanet'le ilgili, Yüksek Öğretim Kurumu'yla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bakın şimdi mesela bu Yüksek Öğretim Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşım bundan 1-2 hafta önce. Sayın YÖK Başkanı'na soruyor. Diyor ki Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olanlardan vatansever öğretim üyesi ve üniversite çalışanlarına karşı girişilen mobbing, soruşturma ve sürgünlerden haberdar mısınız diyor. Tek tek de anlatıyor işte FETÖ ile ilişkilendiriyor, yok niye sessiz diyor, burada mobbing uygulanıyor, üniversite yönetim kadrolarına gelenler, ihaleler, tezler, toplantılar izleniyor mu? Gereğini yapın diyor. Bakın bu AKP'li Metin Külünk'ün, yani YÖK uzun zamandır AKP'nin güdümünde bir kuruma, o kurumun kuruma bağlı olarak işte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde olanlarla ilgili Metin Külünk'ün çağrısı. Benzer bir çağrıyı Diyanet içinde yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı içinde yaptı. Ya zaten hani biz hepimiz o iktidarın yarattığı güç zehirlenmesinin farklı kurum ve kuruluşlardaki etkilerini dışarıdan görüp dile getirmeye çalışıyoruz. Gazeteciler bunları belgeleriyle beraber sizlerin önüne getirmeye çalışıyor. Ama bir Adalet ve Kalkınma Partili'nin çıkıp ya buralarda bambaşka işler oluyor demesi hani durumu daha net ortaya koyuyor. Metin Külünk, az önce YÖK'le ilgili olanı verdim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili de bir takım iddialarda bulundu. Bakın ne söyledi, Diyanet ne cevap verdi, haberde izleyelim. Görüyorsunuz ya, ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. AKP'li Metin Külünk'ün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki suçlamaları yargıya taşınıyor. Son dönemde AKP'li Metin Külünk tarafından Ali Erbaş'a yöneltilen FETÖ ve PKK ile işbirliği suçlaması gözleri Diyanet'e çevirdi. Diyanet, Külünk hakkında dava açacağını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yargıtay'da 1,5 asırdan beri nice hakimler, nice savcılar hizmet ettiler. AKP'li Külünk ise savcılara seslendi. Harekete geçmelerini istedi. Kanıtları paylaşacağını söyledi. Diyanet'te usulsüz işe alımlardan ihalelere kadar yanıt bekleyen pek çok soru olduğunu iddia etti. Söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir Cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum. Tarafların karşılıklı suçlamalarının ardından son sözü yargı söyleyecek. Onları adaletten ayırma Allah'ım. Orada tartışma bu. Muhalefetten beklentiler büyüktü Mayıs ayında seçimlere giderken. Ondan sonra da o büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Kavgalar arttı. Bu hafta belki de çok uzun uzadıya Meral Akşener konuştu, İyi Parti Genel Başkanı. Yerel seçime doğru gidilirken acaba 2019'daki başarı, yeniden o ittifak ve başarı tekrar edilir mi tartışması vardı. Ama işte Mayıs seçiminden sonra taraflar arasında ciddi bir gerilim, gerginlik, değişim tartışmaları var. Sayın Akşener de bu hafta yaptığı açıklamada dedi ki yok, biz her yere kendi adayımızla gireceğiz ve bir anda siyaset hareketlendi. Hesaplar, senaryolar, açıklamalar ama bütün hepsinin odağında yerel seçim var. Adaylar kimler olacak? İşte İstanbul'da, Ankara'da İttifak adayları olacak mı? Eski adıyla Millet İttifakı. Şimdi yeni bir adı var mı bilmiyoruz. Bir ittifak oluşacak mı ya da en azından öyle söyleyelim. Buna herkes kafa yoruyor. Bir taraf diyor ki ya ittifakla girilmeli. Öbür taraf başka bir düşünce diyor ki hayır, artık bu ittifak dağılmıştır diyor.